Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda Matematik 12. sınıf 99. sayfasındaki alıştırmaları çözeceğiz. Şimdi 20 yıl önce yıllık 2000 lirayla başlayan bir kişinin maaşı her yıl %8 artmıştır. Şimdi maaşın %8 artması demek arkadaşlar aslında ilk duruma göre 108 bölü 100'ünü bulmamız anlamına gelir arkadaşlar. Her seferinde 108 bölü 100'ünü bulacağız. Şimdi bunu böyle sadeleştirsek arkadaşlar dörde bölün 27 bölü 25'ini bulacağız anlamındadır. Peki diyor ki buna göre bu kişinin 20 yıl boyunca almış olduğu toplam maaşın yaklaşık değerini istemiş. Yanında zaten hesap makinesi koymuş olması arkadaşlar bunu hesap makinesi yapacağız anlamına gelecektir. Şimdi birinci yıl maaşımız 2000 liraydı. İkinci yıl 2000'in 27 bölü 25'i. Üçüncü yıl 2000'in arkadaşlar 27 bölü 25'inin karesi olacaktır. Ve sonra en son geldik 20. yılda 2000'in dikkat edin 27 bölü 25'inin 19. kuvveti olacaktır. Şimdi biz burada arkadaşlar şöyle 2000 ortak parantezine alalım. 2000 ortak parantezine alalım. 1 artı 27 bölü 25 artı 27 bölü 25'in karesi artı nokta 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 27 bölü 25'in arkadaşlar 19. kuvveti olacaktır. Peki bu ifadeyi biliyoruz arkadaşlar. Yani şöyle diyelim. 2000 çarpı bu ifade şöyle bulunuyordu. 1 eksi 27 bölü 25'in 20. kuvveti bir seri e, geometrik dizi toplamı arkadaşlar. Bölü 1 eksi 27 bölü 25 olacaktır. Bunu da yaparsak arkadaşlar yani hesap makinesi yaparsanız yaklaşık değerinin 91.524 olduğunu göreceksiniz. İkinci sorumuzda devlet desteğiyle faizsiz kredi çeken bir çiftçinin ödeme planı şu şekilde belirlenmiştir. Çiftçi ilk ay 750 lira ödeme yapacak. İlk ay 750 lira ödeme yapıyor. ve sonraki her ayda ödeyeceği miktar 150 lira artıyor. Yani ikinci ay 900 lira. Üçüncü ay 1050 lira. Ve bu şekilde ilerliyor. Çiftçinin tüm borcu 16 ayda bittiğine göre, yani şöyle diyelim arkadaşlar, bu bizim A1'miz, bu bizim A2'miz ve A16'da borç bitiyormuş. Peki artış miktarının 150 olduğunu biliyoruz. O zaman şöyle yapalım, A16 demek yani 16. ayda bulacağımız ve ödeyeceğimiz para şu, A1 artı 15 D demekti. A1 750 artı 15 çarpı 150. Şu ikisini çarparsak 2250 oluyor. Yani son ayda 3000 lira ödeme yapmış oluyor. Peki e, bankadan çektiği toplam parayı istiyor. Benden S16 yani 16 aylık toplam parayı istiyor. Şimdi son terim artı ilk terim bölü 2. 750 artı 3000 bölü 2 çarpı terim sayısı. 16 dememiz lazım. Bu durumda 3750 çarpı 8 bizim cevabımız olacaktır. Buradan da 30 bin lira kredi çektiğini görürüz arkadaşlar. Üçüncü örnekte de bir apartmanın çatısı kiremitle döşenirken ilk sıraya 100 tane, şöyle yapalım, 100 tane, ikinci sıraya 96 tane kiremit konularak devam edilmiş. Bu şekilde devam edilerek her sıraya bir önceki sıradaki kiremit sayısından 4 adet eksik kiremit konularak devam edilmiş. Buna göre 20. sıraya kilitler yerleştirildikten sonra toplam kaç kilit yerleştiğini bulunuz demiş. Şimdi 96, 92, 88, 84 vesaire diye azalıyor. Şimdi burada A1 100, A2 96, A3 92. Ortak farkımızın arkadaşlar 4 olduğunu yani eksi -4 olduğunu söyleyebiliriz. Azalıyor çünkü. Şimdi 20. sıraya da kilit koymuş. O zaman A20 demek. A1 artı 19D demektir. A1 yüzdü artı 19 çarpı eksi 4. Yani buradan 24 tane kilimit konduğunu gördük. Toplamını istiyor bizden. Yani S20 istiyor arkadaşlar. S20 A1 artı A20 bölü 2 çarpı terim sayısı demekti. 22'ye böldüm 10 çarpı. A1 ile A20'yi toplayacağım. 100 ile e, a 20 de 24 olarak bulmuştuk. Toplarsak 124 çarpı 10 o zaman 1240 tane kilometrin kullanıldığını görebiliriz. Dördüncü soruda da arkadaşlar olayı tersten sormuşlar. İlk sırada 8 tane koltuk. Bir okulun konferans sonunda ilk sırasında 8 tane ikinci sırasında 12 koltuk üçüncü sırasında 16 koltuk vardır diyor. Bu şekilde devam edilerek her sıra bir önceki sıranın koltuk sayısından 4 koltuk fazla olacak şekilde düzenlenmiştir. Konferans salonu toplam 476 tane koltuk varsa en son sırayı istiyor bizden. En son sırada arkadaşlar AN olsun. Bilmiyoruz. Şimdi buradaki ilk N terimi. Yani şöyle diyeyim. A1'in 8 olduğunu, A2'nin 12 olduğunu biliyoruz. O zaman D'nin arkadaşlar 4 olduğunu gördük. Peki. E, SN, A1 ile AN'in toplamının yarısı çarpı terim sayısı demiştik. Peki A1 8'di. Hemen yerine yazıyorum. 8 artı. AN arkadaşlar biz cinsinden yazabiliriz. A1 cinsinden. A1'den n eksi bir tane D fazladır diyebilirim. A1 8'di. D yerine 4 yazarsam 4N 4 olur. Yani 4N artı 4 oldu. AN. Buraya 4N artı 4 yazdım. Bölü 2. Çarpı terim sayısı de zaten. Bu 476'yı veriyormuş. Şimdi yukarısı 4n artı 12. 2'ye bölersem arkadaşlar 2n artı 6 çarpı n eşittir 476 oldu. Bir daha 2'ye bölelim arkadaşlar. Burası n artı 3 olsun. Çarpı n 238 oldu. Bu denklemde arkadaşlar şöyle çözülebilir. İster denklemi dağıtın ister farkları 3 olan 2 sayının çarpımı 238 diye düşünün. Bunun arkadaşlar 14 çarpı 17 olduğunu görebilirsiniz. Böylelikle n eşittir 14 çıkacaktır. Yani burada 14 tane sıra ee, en son sırada arkadaşlar ne diyor bizim? En son sırada kaç adet koltuk vardır? Yani benden aynı istiyor. N'i bulduk biz. Yani 14. sırayı istiyor. 4 çarpı 14 artı 4. 56, 4 daha bu durumda 60 tane koltuk vardır diyeceğiz. Şimdi 5. örneğimiz arkadaşlar. Bir bakteri kültüründe uygun şartlarda bakterinin sayısı her dakikanın sonunda. Dikkat edin her dakikanın sonunda 3'e katlanıyormuş. Başlangıçta 10 tane varmış. O zaman 1 dakikanın sonunda 10 çarpı 3 olacak. 2. dakikanın sonunda 10 çarpı 3 çarpı 3 yani 3'ün karesi 90 tane olacak. 3. dakikanın sonunda 10 çarpı 3'ün kübü olacak vesaire ilerleyecek. Diyor ki 1 saat sonra bu kültürde kaç tane bakteri vardır diyor. O halde arkadaşlar ne olacak? 1 saatin sonunda yani e, bakın bu 1. dakikada ikinci dakikada, üçüncü dakikada dikkat ederseniz üçüncü dakikada üçün kübü oldu. İkinci dakikada 3'ün karesi oldu. 60. dakikaya geldiğimde o zaman 10 çarpı 3 üzeri 60 tane bakterinin biriktiğini söyleyebiliriz. 6. örnekte de yine okulun açılmasından 4 hafta sonra okulda tasarrufla ilgili bir video seyreden Emre 5. haftadan itibaren harçlığının küçük bir kısmını biriktirmeye karar verir. İşte 5. haftada 3 TL 6. haftada 4 TL 7. haftada 5 TL İşte bu şekilde ilerleyerek arkadaşlar her hafta 1 lira artırmaya karar verir. Haftalık harçlığı 50 lira olan Emre'nin tasarruf için para bitirdiğini öğrenen babası 10. haftadan itibaren harçlığını 60 TL yapmıştır. Buna göre. A şıkkında diyor ki ilk dönem yani bir dönem 16 hafta olduğuna göre Emre kaç lira tasarruf etmiştir. Şimdi e, ilk dönemimiz arkadaşlar 16 hafta olduğuna göre diyor. Şöyle 5. hafta, 6. 7. ve en son 16. haftaya kadar gidelim. 5. haftada 3 lira. Yani 2 lira eksik gibi. 6. haftada 4 lira. Yani hep haftanın 2 eksiği kadar para topluyor. O zaman 16. haftada 14 lira para beklemiş olur. Peki bu toplam bulmaya çalışalım arkadaşlar. Buradaki terim sayısı yani şu alt taraf 1'den başlasaydı 14 olacaktı. Ama 1 ve 2 yok. Demek ki 12 tane terim var. Şimdi bu toplamı şöyle buluyorduk. Son terim artı ilk terim bölü 2. 14 artı 3 bölü 2 çarpı terim sayısı. Terim sayısı 12 idi. Buradan 17 bölü 2 çarpı 12. Yani cevabımız 102 çıkacaktır arkadaşlar. Şimdi B şıkkında e, hani 10. haftadan sonra babası bunun harçlığını 60 liraya çıkarmıştı ya e, Son haftayı soruyor arkadaşlar. Emre'nin son hafta harçlığının kaç lirasını harcadığını bulunuz demiş. E, son haftaki e, harçlığı normalde 60 TL idi. E, tasarruf yaptığım miktar 14 TL'ydi. E bunu çıkarırsam demek ki 46 TL bu bir harcama yapmıştır. Yedinci örneğimizde bir sınıftaki öğrenci velileri sınıfta maddi durumu iyi olmayan iki öğrencinin ihtiyaçlarını karşılamak için kendi maddi durumlarıyla orantılı olacak şekilde aralarında para toplamışlardır. En az para veren iki öğrenci velisi 20 ve 25 lira para vermişler. 20 lira bunu yazalım hemen. 20 lira ve 25 lira para vermişlerdir. 17 öğrenci velisinin verdiği para miktarı aritmetiz oluşturuyormuş. Demek ki 3. kişi 30 lira vermiş. 35 lira vermiş. Nokta nokta. Şimdi bu bizim 1. kişimizdi. 17. kişi arkadaşlar o zaman A17 olacak şekildedir. En fazla yardımda bulunan öğrenci velisinin verdiği parayı bulunuz demiş. Peki dikkat edin. A1 20. A2 25. Demek ki ortak artış miktarı 5. Peki A17'yi bulalım. A17 A1'den 16D fazlaydı. A1 20 liraydı. D5'ti. 16-5 çarpsam 80. Demek ki en fazla yardım yapan kişi 100 TL para ödemiştir arkadaşlar. Peki B şıkkında toplam para 2 öğrenciye eşit olarak paylaştırılırsa her bir öğrenciye verilen para miktarını bulunuz demiş. Şimdi toplam parayı bulmam lazım benim. Yani bu da S17'yi bulmamız lazım. S17 son terim artı ilk terim. Son terimin 100 olduğunu biliyoruz. 100 artı 20 bölü 2 çarpı terim sayısı. Terim sayısı arkadaşlar burada 17 kişi para toplamıştı. Yani ne oldu? 120 bölü 2 60 o zaman 1020 lira para toplamıştır. Peki 1020 lirayı o zaman 2'ye bölersek kelle başı o zaman 510 lira para almışlardır diyebiliriz.